Hazreti Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Ulul Azim peygamberler, İbrahim aleyhisselam hepsi Mescid-i Aksa'ya uğramışlardır. Orada ibadet etmişlerdir. Biliyorsunuz Davut aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam orayı inşa ettirdi Süleyman aleyhisselam. Bulundular, yaşadılar, ibadet ettiler. Ama sonra Yahudiler Hazreti Süleyman aleyhisselama nasıl iftira ettiler? Dediler ki ya bu dediler sihirci, büyücü dediler. Ben Allahü Teala Hazretleri ne buyurdu? Hayır, Süleyman kulum aleyhisselam benim peygamberimdir. Asla o bir sihirci veya büyücü, sihirbaz olmadı buyurdu. Yahudilerin iftirasıdır o. Şeytan Yahudilerin, Siyonist şeytanların iftirasıdır bu. Peygamberi Zişanımız buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Süleyman peygamber 3 dua etti Allah'a aleyhisselam. Dedi ki ya Rabbi, Allah'ım senden isabetli dost doğru karar verebilmeyi diliyorum. Bana doğru hüküm vermeyi nasip eyle diye dua etti. Cenab-ı Hak bu duasını kabul etti arkadaşlar. Sonra ya Rabbi bana bir mülk ver ki benden sonra yeryüzünde böyle bir mülke kimse sahip olmasın. Öylesi bir saltanat. Allah'ın peygamberine bu istediği verildi mi arkadaşlar? Bu da verildi. İns, cin, hayvanat, rüzgar hepsi. Ama hepsi Süleyman Aleyhisselam'ın hizmetindeydi. Böylesi bir mülk ve saltanat verildi. Yani ikinci duası kabul edildi. Üçüncü duası neydi Süleyman Aleyhisselam? Ya Rabbi, senin rızayı şerefin için yolculuğa çıkıp da Mescid-i Aksa'da ibadet etmek kastıyla gelen ve burada ibadet eden bir kimseyi annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz eyle. Onda hiç günah bırakma ya Rabbi. Böyle dua etti buyurdu Efendimiz. Cenab-ı Hak iki duasını kabul etti. Öyle zannediyorum buyurdu Efendimiz. Üçüncüsü de kabul olundu. Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara dua etmiştir Süleyman Aleyhisselam. Yahudilere, Hristiyanlara, kafirlere değil. Çünkü o zaman kendi zamanında yaşayıp peygamberine iman edenler de Müslümandı. Müslümanlıktan başka din yeryüzünde hiçbir zaman olmadı kardeşlerim. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam da Müslümandı. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam da Müslümandı. Hepsi Müslümandı. Yani yeryüzüne gelmiş bütün peygamberler, hepsinin üzerine salatu selam ederiz. Hepsi Müslüman da aleyhisselam ve teslimat.